Herkese merhabalar. Selim Işık'la beraber New Axis pedallarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bu seferki elimizdeki pedalımız New Axis Horseman. Efsanevi Center pedalının bir klonu. Zaten pedalın artık kendisini bulmak pek imkan dahilinde değil. İnternette de baktığınızda alışveriş için sadece eBay'de özel kullanıcıların eskiden kullandığı şeyler var. Center pedalı, bu Horseman'ın klonlandığı pedal, orijinali gerçekten çok değerli bir pedal. Ulaşılması değer olarak hakikaten amatör düzeyde gerçekten üst düzeyde bir şey. Ama Horseman gerçekten iyi bir klon. Geniş bir range'de verdiği size sağladığı drive. Üstüne üstlük bunu boost olarak da kullanabiliyorsunuz. Clean boost olarak da kullanabiliyorsunuz. O anlamda çok avantajlı. Zaten New Axis'in bu mini pedalları gerçekten hem az yer kaplaması açısından hem de tonlarının gerçekten geniş range'lik. Sadece drive'de bile yüzlerce seçeneğiniz var. Bu anlamda da hem drive, bir TS9 değil, daha farklı bir kafası var ama TS9 gibi boost etmek için kullanabiliyorsunuz. Yani klasik tube screamer tarzı pedallar. New Axis'te de biliyorsunuz Tubeman var. Tubeman vardı. Bunun tanıtımında benim setup'ımda olan bir şeydi. Bunun tanıtımında bulabilirsiniz. Bende ya da Selim'de de olması lazım. Öncelikle ben çok hafif bir drive, yani böyle o TS9'lar belki boost görevi görebilecek şeklinde bir düşük bir gain ayarladım. Gördüğünüz gibi gain yaklaşık olarak saat 11 civarında. Treble'ı biraz 1'e doğru. Ve buradaki output'u da yaklaşık olarak 11'de. Şeyi hatırlatmak istedim. PRS'i şu anda humbucker modunda kullanıyorum. Ama ona rağmen gayet böyle bence terbiyeli bir crunchy geliyor böyle. Edepli bir crunchy sound'u geliyor. Yani single gitarlara yakın bir şey. Hafif bir isterseniz bunu bir single yapalım. Bakalım nasıl duyulacak. Gayet güzel bence. Ritimlerde kullanılabilecek, birçok ritimde kullanılabilecek. İşte mesela. Gördüğünüz gibi funky çalarken bile çalabileceğimiz single aldığımız özellikle bir ton. Biraz daha isterseniz gain'ini açalım. Mesela şöyle 1-2 gibi bir şey yapalım. Bunu da bridge manyetimizi alıp. Şu anda humbucker manyetindeyim. Fazla kafanızı karıştırmamak adına single'a dönmeyeceğim bundan sonra çok fazla. Güzel bir ritim gitarı oldu. Böyle bir hard rock grubunda duyabileceğimiz güzel bir ritim. Ama hala bir uçuşa geçmiş bir solo tonumuz yok. Şimdi burada hazır gain'i de yaklaşık olarak 3'e getirdim. Ben tizi sanırım bu 1'de gayet mantıklı geliyor. Şimdi size bir modunu göstermek istiyorum pedalın. Gain biraz daha arttı. Fakat bir mid boost istiyorum. Yani gitarım biraz daha aradan sıyrılsın böyle bir şey istiyorum ve uzun basıyorum. Daha böyle aradan yırtılarak çıkan böyle güzel bir twang bir humbucker sound olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Kapatıyorum. Uzun basarak kapatıyorum bu mid boost.
Özellikle belirtmek istiyorum. Bu tamamen bir mid boost veriyor. Zaten içindeki diyaların böyle bir parlaklığı, ekstra bir parlaklık veriyor. Mid boost'umu açıyorum. Yani mid boost ne? Mid şeylerini boost ediyor. Mid frekansları boost ediyor. Burada bir şey olarak, ses olarak bir boost bekleyip de boosters o zaman sesi yükseltmesi gerekmiyor gibi bir yanılgıya kapılmayın arkadaşlar. Gerçekten kayıtta çok hassas, sahnede tabii ki size çok faydası olabilecek bir şey bu. Şimdi bir yandan da yanımızda DryCore var. Dediğiniz DryCore Deluxe var. New X'in yine. Bunun gain'ini biraz kapatıyorum. Yani yaklaşık saat 1 konumunu alıyorum. Önce bunu kapatalım. New X'imizde bir drive var. Tam bir ritim drive şu anda bende. Evet, solo için yeterli parlaklıkta ve yüksek istediğimiz drive'da ya da distortion şeyinde değil. Peki bakalım Horseman'ı açınca neler olacak? Hiç fena olmayan bir sustain yakaladık. Gerçi tabii ki bir yarısında uçak gibi Starland'ın da ekstra bir sustain'e tabii ki inanılmaz bir katkısı var ama DryCore, New X DryCore ve Horseman'la beraber inanılmaz bir sustain yakaladığımızı düşünüyorum. Pedalın normal modu, yani şu anda ışığını bastığında power'ın geldiğini gördüğümüz bu modda, moda gold modu diyoruz. Uzunca bastığımızda, yani daha sert ve dediğim gibi mid boost olduğunda, daha parlak ve yüksek bir ton olduğunda da buna da silver modu deniyor. Schottky diyotları var New X Horseman'ın içinde. Bu da daha natural bir distortion sanırım. Yani böyle 90'lardaki sıcak gitar tonlarını, yani böyle drive ile distortion arası gitar tonlarını daha natural taklit etmiyor da kendisini sunuyor gibi. O diyotların özelliği de o. (Gülüyor)